Sema Karabıyık, Black Mirror 2017 yılını Black Mirror dizisinin dördüncü sezonunu izleyerek kapattık. İlk sezonu 2011 yılında yayınlanan diziyi 2012 yılında keşfetmiş, yorumlamalara doyamamıştık. Sosyal medyanın henüz hayatımızı kontrolü altına almadığı yıllardı bir zamanlar Beyoğlu'na çıkanların takım elbiseyle şık olması misali birinci tekil şahıs ağzından samimiymiş havasıyla yazılan samimiyetsiz mesajlar çok tık alma uğruna ortalığa saçılmamıştı. Sosyal linç ve troll hadisesinden haberdar değildik. Bir YouTube hikayesiyle başlamıştı Black Mirror macerası. Sosyal medyanın dönüştürücü etkisi ustaca kullanıldığında ulaşılan hedeflere dair etkileyici bir hikayeydi zihin açıcı olduğu kadar rahatsız edici bir hikaye. Fısıltı gazetesiyle kulaktan kulağa yayılan üç bölümlük mini dizi kısa zamanda müdavimlerini yarattı. 2013 Şubat'ında üç yeni bölümle arzı endam eylediğinde beklettiğine değdi yorumları çoğunluktaydı. 2014 yılının son günlerinde White Christmas isimli özel bölümle bir kez daha gönülleri fethetti devamı gelecek mi gelmeyecek mi merakı Ekim 2016'da 6 bölümlük yeni maratonla nihayetlendi. 3 sezon 13 bölümlük Black Mirror macerası, kara miza, distopya, bilim kurgu türünün karması olarak unutulmaz bölümlere imza attı. Dördüncü sezonu seyretmeden önce beni en çok etkileyen, unutamadığım, okuma listemi etkileyen bölümleri düşündüğümde ilk aklıma gelenler White Christmas, White Bear, The National Anthem, Be Right Back, Playtest ve Man Against Fire oldu. İlk 3 bölümü seyrettikten sonra Aralık 2012'de yazdığım yazıyı, medyanın, teknolojinin özünde insanın etik kaygılarını uzaklaştıkça ne hale geldiğini resmediyor Black Mirror. Anlatılan bir gelecek hikayesi olsa da dikkatli gözler o geleceğin içinde yaşadığımızı fark ediyor diyerek bitirmiştim. Bir gelecek hikayesi olarak başladı Black Mirror. 6 yıl içinde uzak olmayan o gelecek içinde yaşadığımız farkına varmamızdan olacak. 4. sezon seyirci üzerinde etkisini kaybetmiş görünüyor. Sosyal medyaya ilk düşen yorumlara bakınca simülasyon, hafıza ve implant temalı olmuş diyerek son noktayı koymuş bir seyirci. Black Mirror drama yönünden ziyade fikir tarafı ağır basan hikayelerden oluşuyor başından beri. Ters köşe olarak adlandırılan, sonunda açığa çıkan tekno gerçeklik geriye doğru anlaşılan seyircisinde şok etkisi yapan hikayeler. Zaman içinde kurmacanın şifrelere çözüldü, şok edici son sahne bölüm başında tahmin edilmeye başlandı. Hızla gelişen teknoloji hayallerin reale dönüşmesini hızlandırdı. Bilim kurgunun geleceği tahmin eden değil anlamaya çalışan tarafıyla ilgiliyim daha çok. Drama yönü zayıf kalan bölümler olsa da USS Callister ve Hunt the DJ dijital klon fikri üzerine zihnimde dosya açtığı için değerli. Vicdan suç temalı bir hikaye anlatan Crocodile anılarınız size ihanet edebilir. Hafızanız sizi ele verebilir önermesiyle dikkat çekici. Archangel tam işlenmemiş, yarım bırakılmış bir hikaye havası verse de filtrelemek gerçek hayatta uygulanabilseydi ne olurdu sorusunu zihinlere ekmeye başardı. Bilinç transferi meselesine üç farklı bakış açısı, üç farklı hikaye ile zenginlik katan Black Museum hikayesiyle temasıyla Black Mirror serisinin hakkını veren unutulmaz bölümler arasına girecek en güçlü aday. Black Mirror genelde teknolojinin insana yaptıkları üst başlığıyla seyredilse, yorumlansa da asıl olan teknolojinin bize ne yaptığı değil, bizim teknolojiyle ne yaptığımız. White Christmas'ta bilincin kopyalanmasıyla başlıyordu hikaye. San Junipero'da bilinç transferiyle ölümsüzlük mümkün mü sorusuyla devam etti. USS Kalister ve Hank the DJ dijital klon mümkün mü sorusunu soruyor. Black Museum bir adım daha ileri giderek dijital belleği hologram bir görüntüye transfer ediyor. Bir right back'te anlatılan mesaj sistemiyle öldükten sonra iletişim mümkün önermesinin Darknet isimli belgeselde gerçeğe dönmüş halini izledikten sonra Black Mirror'da anlatılanlar hayal değil. Genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarını özleyen iki kafadar mesaj bağımlısı arkadaşlarının sosyal medya, mail, tüm mesajlarını kullanarak bir sohbet botu yapmayı başarmışlar. Yapay zeka arkadaşlarının frekansını yakalamış. Hiç ölmemiş gibi arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam ediyorlar. Şimdiki hedefleri bir görüntü ve sese kavuşturmak arkadaşlarını. Black Mirror'da anlatılanlar ne uzak gelecek ne de hayal gücü. Gerçeğe dönüşmeyi bekleyen hayaller.